geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği olarak bir süre önce yola çıkmıştık zaten. Olgunlaşma süreci bu döneme denk geldi. Arkadaşlarla 10 tane arkadaş kurucu yönetim kurulu üyemiz. Bir tanesi daha sonra Mustafa Kemal Bektaş ajans olduğu için kurulumun içinde, oluşumun içinde ama ajans olduğu için affını istedi. 9 arkadaş yönetim kurulu üyesi olarak derneğimizi kurduk. Resmi işlemlerini tamamladık. Tüzüğümüzü onaylattık. Ve mesleğin, meslektaşların ve özellikle Karadeniz Ereğli'nin gelişmesi yönünde ne yapabiliriz hedefleriyle demokrasi çatısında kuruluşumuzu yaptık. Bu anlamda sizden daha önce randevu talep etmiştik ama yoktunuz burada. Meclise geldiniz, daha sonra ayrıldınız. Onun için biraz geciktik, kusura bakmayın. Aa, benim ilgim de olmuş. Ben yoktum burada. Evet, siz yoktunuz. O dönemde yoktunuz. Onun için gecikmiş bir ziyaret olarak bir tarif olabilirim. Yok yok. Teşekkür ediyorum. Belediyeyle, gazeteciler ve derneğimiz, sivil toplum kuruluşları tabii ki iş birliği içerisinde olacaktır. Ereğiniz için ne yapabiliriz? Onu temin ediyoruz. Olması lazım. Evet. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben de. Tebrik ediyorum. Diyorum. Yani böyle güzel, anlaşan, uyuşan, Ereğli'nin demokrasisini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Gazeteciler de bir aile sıkıntılar içerisindeydi. Okuldan seviniyoruz son zamanlardaki gelişmeler. Evet, mutlu ediyor. Ereğli adına yani. Bu şansımız değil de Ereğli için mutlu ediyor. Hakikaten sıkıntılı günler de geçildi. Gazeteciler adına çok sıkıntılı geçildi. Yani çok şikayetler vardı, yansımaları da vardı ama çok iyi oldu şimdi. Bir değişim, bir heyecan ve bir yenileme gerekiyordu sayılır. Heyecan oldu, bu tarafta seçim oldu, bu tarafta böyle oldu. Hayırlı olsun, Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim, kutluyorum. Sağ olun. Başkan Yardımcımız Fikri Kapan, Sekreterimiz Sabri Aşır, Koordinatörümüz Fahrettin Özaydın, Aykut Ateş bizim kurumsallıktan sorumlumuz ve Hüseyin Aksakal örgütlenmeden sorumlu arkadaşımız. Burada olmayan şu anda Yeşim Çakır arkadaşımızın, Arzu Tekin arkadaşımızın, başka kim var? Bir de Saadettin Yıldızhan arkadaşımızın selamlarını iletiyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Var olun. Bu arada sizin de bugün iki güzel belgeye sahip olmuşsunuz. Hayırlı olsun. Hayırlı Sevgi olsun. Barış Dostum Bey. Başka medeliği onaylattı. Çok iyi bir şey yaptınız. Evet. Yani bu patent kurumunda. Şimdi kestane için konuşuyorlar. Çileyi aldırdık Çilek Kooperatifine. Yani biz yardımcı olduk. Evet. Çilek Kooperatifi çileyi coğrafi işaretlendirdi. Şimdi Kuzu Kestane diye Ereğli Kestanesi'ni Raif Bey uğraşıyor. Bütün dokümanları verdi. Ayrıca Ereğli pidesini almaya çalışıyoruz ama zorluk çekiyoruz çünkü yaptığınız coğrafi işarette mutlaka o şeyin, ürünün bir parçasının o memlekette olması gerekiyor. Biz de kıymadan girmeye çalışıyoruz. Yapılış şekli aslında özeldir. Yani Ereğli pidesi kapalı pide Türkiye'nin... Ama işte bir malzemesi de, ürünün bir malzemesi de o memleketin... Mesela Kuzu Kestanesi tamam, çilek tamam, problem yok. Vali Bey pidenin coğrafi işaretini almamız için benden ricada bulundu. Desteklerinizi her zaman bekleriz. Her biz zaman. De yapabileceğiniz bir şey olursa her zaman hazır olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun.